Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala rasulina Muhammadin salavat. Üçüncü mani korku ve tamadır. Bu mani diğer bir kısım manilerle beraber Hucumat-ı Sitte'de tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip Cenab-ı Erhamur Rahim'inden bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlas-ı tamme muvaffak eylesin. Amin. Şimdi arkadaşlar, korku ve tama, bu da Hucumat-ı Sitte dediği 29. mektubun 6. kısmı. Burada ehli dalaletin Hizbul Kur'an'ı, Kur'an'ı hadimlerini tuzağa düşürdükleri 6 tane tuzak veya insanın 6 tane zaaf noktası. İnsanın aldatılabilecek 6 tane zaaf noktası. 6 tane iman esası ile de kapatılabiliyor. Birincisi nedir? Hubbu cah denilen hırs-ı şöhret, hotfuruşluk, şan-ı şeref perdesi denilen, şan-ı şeref denilen riyakarane hakları görünmek. Bu, yani ehli dalalet şöyle yapıyor. Daha önceki derste yapmıştık. Bir de yapayım. Ehli dalalet elini veya özelliğini koyar, seni arar. Böyle. Bakar hangi yerde eksikliğin var. Böyle arar. Zayıf damarını arar. Damar arıyor. Buldu mu? Buldum. O damarı kullanıyor. Ehli dalalet böyle yapıyor. Anlıyor musunuz? Böyle. 6 tane insanda zayıf damar var. Bir tanesi neydi? Ekseriyet itibariyle hubbu cah denilen hırs-ı şöhret, yani makam düşkünlüğü, hırs-ı şöhret ve hotfuruşluk ve şan-ı şeref denilen riyakarın haklara görünmek, nazar-ı ammede mevki sahibi olmaya ehli dünyanın her ferdinde cüz-i külli arzı vardır. Birinci bu. Hubbu cah, şan ve şeref perdesi, işte düşkünlüğü bir tuzaktır. İkincisi bu mevzumuzla alakalı. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, bak insanda en mühim ve esaslı bir his, hissi haftır. Haf hissi. Nedir o? Korku hissi. Dessas zalimler, sipsiyah olanı biraz okuyayım. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlediriyorlar. Gem nedir? Maraş Antepliler bilir. Gem. Hayvanı verilmek için. Durdurmak için. Hayvanı yönlendirmek için. Ağzına konulan demirin sağ ve soluna bağlanan yular. Ehli dalalet bu damarla çok korkakları gemlendiriyorlar. Yani at gibi elinde tutuyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Ulemanın. Bu da biliyor musunuz? Basacaklar ha. Duydun mu sen? Kaydediliyorsunuz. Böyle edecekler, yapacak. Sanki dünyanın sonu. Ecdat ölüme karşı davası için kafa vermiş. Bizde daha bir şey yok. Vehmi tahrik ediyorlar. Bir şey yok. Olsa ne olacak ki? Olsa ne olacak arkadaşlar ya? Duydun mu? Yapma ya. Aman ha. Böyle. Hatta düşman ediyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar. Evhamlarını tahrik ediyorlar. Bizim ahimde bu damarla
din düşmanları hareket etmek istediler. Korkutmaya çalıştılar. Dinleniyorsunuz. Basılırsınız. Kaydediliyorsunuz. Kaydediliyorsunuz. Sanki kaydedilmiyoruz da. Bilal Hoca dikkat et, telefonum dinlemiyor. Derken gazetede saldırılar falan. Böyle korkutmaya çalıştılar. Biz onun karşısında siz kim oluyorsunuz manasında tabirine hareket ettik. Yani bizim gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Gelin bizi araştırın. Sabahtan akşama kadar kapımız açık dedik. Öyle mukabele ettik. 1-2 hafta sürdü. Ondan sonra kesildi. Evet. O gün, bugün o noktadan bize yaklaşmıyor. Deniyorlar dedim ya böyle. Hangi zaaf noktan var? Ha? Bir damar buldular. O damardan giriyor. Hani adamın korkması normal yani. Hocaların, ulemaların korkması, etkilenmesi lazım. Onlar da yani zaaf. İşte zaaf, zaaf. Hocalar da o tesirat. Evhamlarını tahrik ediyorlar. Mesela burada çok antika bir misal, o olay anlatıyor Üstad. Çok bir alimle kayaya binme meselesi var. Eğer zamanımız, ha bunu bitireceğiz bugün de. Eğer yeterse bunu hatırlatın bir saat içinde, bir saatten önce biterse o alimle bir macerası var Üstad'ın. Bunu okuruz. Evet. Allahümme bihakkı suretil ihlas. Allahümme bihakkı suretil ihlasi ic'alna min ibadikel muhlisinel muhlisin. Amin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma alamtena inneke entel alimun hakim. Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuur-u selasede sayr evradı 5 cihette ibadet sayılan haşiye bu kıymetli mektupta ustadımızın işaret ettiği 5 nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıda yazılmıştır. Nedir o? Yazıdan usanan ve ibadet ayları olan şuur-u selasede sahip evladı 5 cihette ibadet sayılan Risale-i Nur'un yazısına tercih eden kardeşlerime 2 hadisi şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. 5 cihetle ibadet sayılan nedir? Risale-i Nur'u yazarsan, tabi arkadaşlar bir insan hakkında düşündüğünüz zaman der muhakematta, mesela hareketlerini, o tavırlarını, niçin böyle dedi, niçin böyle yaptı dediği zaman diyor, ustad diyor ki, şöyle düşünün, mahkemede geçiyor. Onun içine girin diyor fikren, sen burada ol, burada olmakla beraber geç oraya, geç onun içine, onun içine gir. O zatın geçmişiyle, haliyle, bulunduğu ortamıyla, tefekkürüyle, aileviyle, kültürüyle, hissiyatlarıyla vesaire seviyesiyle hemhal ol böyle. Yani boyalan. Oradan bu tarafa bak ki göreceksin ki o adamın onu yapması, onu söylemesi normal. Niçin anormal oluyor? Buradan oraya bakarsan anormal. Çünkü niçin? Sen mesela bunu, bu kanunu karı kocalarda kullanın. Çok kavgalar yok olacak. Mesela erkek olarak erkeğin dünyasındaki talepleri, arzuları, hisleri, duyguları, latifeleri, beklentileri var. Ama kadının bunda haberi yok. Kadının bunda haberi yok. Buradan oraya baktığı zaman onları göremeyince karşılığı kavgalar oluyor. Kadının da erkekten talepleri, arzuları, beklentileri var. O da onda haberi yok. O da olmayınca o da yıkılıyor. Ne yapacaksın? Mesela kendinden çıkacaksın. Sen buradasın, burada kal. Çık git hanımın içine. Onun geçmişiyle, soyuyla, sopuyla, kültürüyle, anne babası haramı yedirdi. Ne iş yapıyor anne babası? Kahveci midir? İçki mi satmış? Çalıp çırpıp da mı getirmiş de büyütmüş? Kültürüyle, eğitimiyle vesaire. Onunla boyalan. İçine gir, dolaş. Dolaş. Onunla hal ol. Bak şimdi bu tarafa. Onun konuştukları, istekleri doğrudur. O dünyada doğru. Hakikatta doğru demiyor.
Sen hakikate ne kadar uzaksan o kadar o seviyede bakıyorsun. O hakikatta ne kadar uzaksa o seviyede bakıyor. E senin bakışınla onun bakışı fark olduğundan o zaman sorun orada oluyor. Ha şimdi ne diyorum? Şimdi Risale-i Nur yaz. Şimdi o zaman bunun tabi dolu. Ölçüler adlı bir kitap var. Ölçüler diye. Ben onu okuyamadım. İlmihal'i al. Namaz nasıl kılınır? Namazın farzları, namazın vacipleri. Doğruyu öğren. Yanlış öğrenmek bitmez ki. O kadar yanlış var ki. Yanlış öğrenmeye uğraşma. Doğruyu bil, gerisi yanlıştır. Kur'an da böyle yapıyor. Şunlar senin mahremindir. Artık diğerlerini sayma. Onu o sayılmaz ki. O bitmez ki. Bunlar senin mahremin. Bunları öğrenirsek onun dışındakiler yanlış. Tabii Zübeyir abi diyor ki kötülüğü öğrenmeye lüzum yoktur. Mideyi. Çünkü safi zihinler itlaldır. Sen doğruyu öğren. Hani şu kitabı dokursan ehli dalalete daha hizmet edersin, milyonlar yapar. Onların silahını da öğren. Bu yanlıştır diyor. Onların silahlarını, metotlarını öğren. Bu yanlış bir metot. Niçin? Çünkü diyor sen doğruyu öğrenebilecek zamanını ve fıtratını yok ediyor adam. Tarmar ediyor. Hayatın yanlışları öğrenmekle geçiyor. Oysa senin ömrün doğruları öğrenmekle geçmesi lazım. Şu tuzağa bak. Senin ömrün doğruları öğrenmekle geçmesi lazım. Ha doğruyu öğrenince gerisi küllümen yanlış. Peki neye benzer? Okul okumuşsunuz. Soruları ezberlemek, soru cevaplarını öğrenmek dese formülü ezberle yeter. Allah'tan bir sürü. Bunu unutmayın. Zübeyir abi tarihçeyi hayatta geçiyor. Ehli dalalet veya ehli dalalet aldanmış insanlar der ki şuna da gidin, şunu da öğrenin, şu kitabı da okuyun. Niçin? Ta ki doğruyu öğrenmeye, Risale'ni okumaya zaman bırakmayalım. Bir de ne yapıyorlar biliyor musun ehli dalalet? Tabii yer mi? Gelirler buraya. Size de gelirler. Sana da gelirler. Kim burada hizmet ediyor? Tamam. Sanki şeymiş gibi, böyle muhtaçmış gibi. Derler işte Harun abi veya Harun kardeş ya münafık kendisi ya aldanmış kişi. Gelirler bugün sana 3-5 tane soru sorarlar. Seni bugünün aldılar bir kere. Sen de onu soruları kısmen cevap verdin veremediğini de araştıracaksın. Ne yapacaksın? Kitap okumanı mani oldu bir gün. Yarın da veya birisi gün 3 taneyi getirir. Öbürsü gün 7 tane. Sorularla sizin kitap okumanıza mani olmaya çalışıyorlar. Onlara diyeceksiniz ki gel kardeşim sorular bitmez, tükenmez. Ondan sonra gel derse dinle. Ya ben gelemem. O zaman al bu kitabı. Kitap okursan bütün sorular ya öyle mi diyecek. Ehli dalalet çok perde kullanıyor. Bak usta diyor ki o benim dostumdur diyor. Fakat o dostumun diyor damadı berberdir diyor. O diyor damatın diyor berberlik münasebetiyle münafığın arkadaşıdır diyor. Bak münafık ne kadar perde kullanıyor. Münafık berberi tesir ediyor berbere. Berber de kayınpederine tesir ediyor. Kayınpeder de ustadın talebesi. Ustada yansıtıyor. Onun için soru sorarak hani bazı kavimler soru sorarak yok olmuş. Yani soru sorarak yok olmuş. Onun için ömrünüz yanlışları öğrenme şunu oku. Hayır. Doğruyu öğren kardeşim. Dedi ki hangi? O kadar bir de var ki. Yatana kala kalkana onu mu sayacağız? O zaman yatak adabını öğren. Gerisi bir daha. Yemek adabını öğren. Gerisi bir daha. Ne kadar sayarsan say. Düşmanları öğrenmek iyi bir şey değil mi? İşte düşmanları doğruyla öğreneceksin. Senin ömrün yanlışları öğrenerek değil. Senin ömrün doğruyu öğrenirsen düşmanını da öğrenmiş oluyorsun. Niye? Doğruyu bilirsen o doğrunun dışındaki hepsi yanlıştır. Mesela bir zındık. Anladın mı? Soruyu anladın mı? Cevabı. Mesela Atatürk diyor ki Maraş'ta fetih yapma. İsmet'ini öldür diyor. O adam da herkes biliyor dürüst bir adam. Namuslu bir adam. Sonra öğrendim ki o daha bir zındık. Evet. Tamam. Sen o zaman doğruyu öğrenseydin, doğruyu bilseydik, onun hakkında asıl imamı ne diyor bilseydik, bunlar hiç gerek yoktu. Meğer üçü de asıl deccalıymış. Mesela üçü de asıl deccalıdır. Bir, Mustafa Kemal. Adem Aleyhisselam'ın sığındığı deccal. En büyük deccal. İki, İsmet İnönü. Üç, Maraşal Fevzi Çakmak.
namazda olduğu halde. Çünkü hani ayette de diyor ya, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Hadis-i şerifte namaz, kişinin namazı sizi aldatmasın. Niçin? Çünkü rütbesiyle adama bas dedi. Bu rejimi, İslam rejimini yık dedi. Desteklediği için. Küfre rıza küfür olduğu için. Ama hak öyle bildi. Ha, o zaman bir daha tekrar ediyorum. Doğruyu bildiğin anda onun karşısına çıkan her şey yanlıştır. Dolayısıyla yanlışı da öğrenmiş oluyoruz. Bitti. Önce doğrular. İşte Barla'da okuduk. 335'ti. Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. İşte hadiste ne diyor? Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felu ecru mi'etin şehit. Efkemakal bidal, yani manası bidaların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniye ve hakikat-i Kur'an'ı temessük edip hizmet eden 100 şehidin sevabını kazanabilir. Ey tembellikte ama yukarıda bir şey hatırladım, atladım. Sizin de ilginizi çekmedi. Burada parmağımı koyuyorum, yukarıya geçiyorum. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuuru selasede sahil evradı 5 cihette ibadet sayılan insan yazması tercih edip eden kardeşlerim. Bak, şuuru selası ne demektir? 3 aylarında ustaların talebeleri ne yapmış? Yazıyı bırakıp kendi ibadetlerine... Evratlarıyla meşgul olmuş, Kur'an okumuş. Ustad onlara kızıyor işte. Çünkü o ibadet çarşısına bakıyor. Ehli dalaletle mücadele etme zamanıdır. Risale-i Nur hem kendine bakıyor, hem mali umumi, ümmete bakıyor. Ümmet, evet, millete bakıyor. Anlıyor musun? Risale-i Nur hizmeti Mehdiyet ceyranıdır. Mehdi faaliyetidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediği, müjde verdiği Mehdi hareketidir. Çünkü nereden biliyoruz? Çok delillerden bir tanesi de müceddittir. Ve bütün insanlar cemaatça, bu adam Deccal diyoruz. Deccal'la Mehdi aynı asırda olacak. Ve ikisi yatakta ölecek. Karşı karşıya kalacak. Yani Osmanlı'nın son Şeyhülislam bile Mustafa Sabri Mısır'a karşı. Mehmet Akifler Atay. Ustad Mekke'de dahi olsa buraya gelmeliydi. Hiç geri durmadı. O zaman çıktı. Yani ona karşı Risale'nin. Yani o ceyranın imansızlığına karşı. Demek ki şuur selası gelince evrat esker bastı. Risale'nin hizmetini gevşettikleri için ustad çarpıyor. Diyor ki bu iki hadisin mecmu gösteriyor ki böyle zamanda hakaik imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve sünnet-i seniye hizmet eden mübarek halis alemlerden akan siyah nur ve ab-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir diremi şühedanın 100 direm kanı hükmünde yevm-i mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız. E şimdi yazı yok. Kardeşim yazı yok. Bizim namımıza matbaa var. Matbaanın yazdığını neşretmek. Muhtaç o ellere ulaştırmak. Yoksa ama şurada değil. Alın almasanız almayın. Bana tekme atın. Hayır. Kıymetini vererek yaptıracak da ben. Ehillerine ulaştıracağız. Böyle herkese rastgele hediye vermeyeceksiniz. Parasını alın. Kıymetini bilsin. Böyle atılacak hediyeler yok. Böyle şey eser değil. Değerini bilsin. İlk önce anlat. Bilsin ki değer versin. Bilmeyince değer veremez. Öyle bir asır ki, ben biliyorsunuz imamlık yaptığım için, eskide şöyle yapardım. Cemaat, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Sözler Adlı mecmuasını şurasına yapıyorum. İnan çoğusu bir kısmı şöyle kulağı kapattırdı. Dinlemezdi. Taassup ya. Oo, deccalcılar, bidatçılar, bir sürü veya cemaat ehli dinlemezdi. Taassup. Ha şimdi vaaz ettiğim zaman daha sonraları. Cemaat mevzumuz niçin Allah var? Niçin Allah var? Allah Allah adam camide ne diyor ya? Böyle merak haber tabii. Veya cemaat bugünkü mevzumuz sanatkarınızla tanışmak ister misiniz? Dersi dinliyor sonuna kadar geliyor. Vay be hep dinliyor ama hep
Kendisini vermiş. Hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Tanır. Ha içini bildi. Şimdi kışırık al dişi. Cemaat ben bir daha gelirim, bir daha gelmem dersiniz ki olan bir adam geldi. Ya güzel vaaz etti. Keşke olsa da dinlesek dersiniz. Biliyorum içinizden öyle geçiyor. Peki de geçmiyor da. Geçiyor. Ben size kaynağı söyleyeyim. Nereden okudum biliyor musunuz? Ha o zaman ah bu hoca olsaydı demezsiniz. O kitabı alırsanız ben o kitaptan naklettim. Siz de itibat edersiniz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Sözleri adlı mecmuasının şu sayfası. Ha şimdi biz dinlediğini atamaz ya. Vay anasını. Zındık da olsa bir daha öyle de olsa. Bu antika şeyler varmış ya. Biz ona düşmandık ya. Çok rastladım da için diyorum. Camiden çıkarken hocam ya biz bu adamı hep böyle Said Nursi isyan edip falan diyor. Ya Şeyh Said de Said Nursi'yi karıştırtıyorlar bilerek. Oysa usta şey yapmamış. Hatta onlar ikaz etmiş. Kılıç çekmeyin. Dahilde yapmayın. Dahilde bu kılıç çekilmez. İrşad edin. Bu millet cahil. Aldatılmış bir şey var, toplum var demiş. Ondan sonra ya Said Nursi acayipmiş ya. Hocam okudun hakikaten Allah aşkına ya. Oradan mı okudun ya? Oradan okudum ya kitap vardı. Allah Allah ya. Böyle diyenleri çok rastladım. Onun için külliyatı tarif edin, anlatın, anlatın. Sonra buradan okudum deyin. Mehaz da göstermeden gitmeyin. Evet. Bir de okuyorum. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız. Eğer desen hadiste alim tabiri var. Bir kısmımız yalnız katibiz. Yani alimin mürekkebi. Biz çoğumuz katibiz. Alim değiliz ki. Cevap. Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bak bir sene bu eserleri anlayarak ve kabul ederek, hazmederek okuyan bu zamanın mühim hakikatli bir alimi olabilir. Alim ne demektir? Asrın hastalığına deva olandır. Yoksa bilgi yığınağına sahip olan değildir. Çok bilgin var. Ama bir tane hastaya deva ilacın yok. Çözüm getirmez. Mesela rastladım Kırıkan'da. Kendisi dedi. Bu sözüm de ona belki ulaşacak. Ulaşacağım bildiğim halde söylüyorum. Belki bir vesileye ulaşacak. Dedi ki cemaatin içinde. Vallahi öyle dedi. Ben de demekli imamım. Cemaat içinde. Biliyorsunuz o mahalle demekli imamım. Fakat değil başkasına bir namaz kıldırmaya vasıta olmam. Kendi çocuğuma bile sahip çıkamadım. Kendi çocuğuma bile namaz kıldırtamadım. Ama burada dershane açıldı. Çocuklarım da namaz kılıyor. Çocuklarım üniversite okurken de dershanede kaldı. Ben de gelip buradan istifade ediyorum. Bir şey ama merak ediyorum hoca efendi dedi bana. Yaş demekti. Bunu dedikten sonra bir merak ettim dedi. Bu sorumu da ben sorayım gençler dedi. Bu akşam dedi bana müsaade edin ben bir soru sorayım. Hep soru dersten önce sorardım. Arkadaşlar bir sorunuz var mı? Ne sordu biliyor musun? Ya dedi bu dün akşam oldu dedi bu vaka. Birisi birisini dedi yoğurtçu dedi. Bir tekstilciyi dükkancı sahibini getirdi. Derimot satan. Bu adam namaz niyaz yok dedi. Biliyoruz tanıyoruz. O akşam da dedi dün akşam malum hepinize. Melaikelerin ispat dersi vardı diyor. Melaikelerin ispat dersi. Bu adam diyor baktık sabah namazı namaza başlamış. Ya diyor biz namaz kılmaya ait korkutucu ayetler mi, korkutucu hadisler mi, imamların şeyleri mi? Namaza dair bu kadar şey anlattık bir tanesi namaza başlamıyor. Sen melaikelere ait ders yaptın bu adam niye namaza başladı? Ben bunu anlayamıyorum dedi. Yani melaikelerle ne alakası var? Değil mi? Allah Allah. Soru biraz da genişleteyim dedim ona. Dedim ki iman hakikatları kaçtır? Ben cevap veriyorum tabii. Alayım buna soru sormak bakımında değil. 6'dır hocam. Peki dedim 5'ine inansa bir tanesi inanmasa ne olur? Kafir oluyor. Ya ben çoğusuna inandım. Niye bir tanesiyle ben kafir oluyorum? İşte iman hakikatları bir bütündür. Bir tanesi oynatılırsa, bir tanesini insan içine onun nuru girerse diğerleri de oynatıyor. İşte melekler iman hakikatlarındandır. Aynı soru şurada var. Şualar 237, 9. mesele. Acayip bir şey.
Yani diyor ki soru. Neden bir cüz'i hakaiki imani inkar eden kafir olur? Bir mesele inkar eden niye kafir oluyor? O konunun kafiri olsun. Kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah'a, ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Hem neden bir rükün ve hakikat imanı inkar eden mürtet olur? Küfrü mutlaka düşer. Yani bir tanesini inkar eden onu kafir olsun. Haşir meselesinin kafir olsun. Allah inkar etmiyor ki. Niye Allah inkar etmeye hakikatına da düşsün? Ve kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Halbuki sahip erkan imanı varsa onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. El cevap 337 şualar. Okudum buradan. Allah Allah. Demek ki iman hakikatları bir bütündür. Risale-i Nur asrın ilacıdır. Asrın devasıdır. Geçmiş asırdaki insanların eserlerini kesin söylüyorum. Araştırdığım için söylüyorum. Eserlerini bazı insanlarına takdim etmek, bazı insanlarını o geçmiş alimin eserini takdim ettiğin hangi tarih idiyse bu asır insanlarını oraya çekmektir. Veya karşındaki cemaati o asırdaki insanlar imiş kabul ediyorsun. Mesela alim İmam-ı Gazali diyelim. Rahmetullahi aleyh. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh. Onun vazifesi nedir? Doğdu, öldü. Yaşadı asır. Karşısındaki cemaata hitap eder. Hocam bilir, kürsü adamı bu da bizim gibi. Şimdi hocam, sen camide hitap ederken cami cemaatini bırakıp da daha yaşamış, geçmiş, ölmüş insanları hitap eder misin? Veya daha doğmamış insanlara mı hitap ederiz? Daha doğmamış, anasından doğmamış. Ey cemaat, bu sözüm daha doğmamışlaradır. Bize niye hitap ediyorsun be kardeşim? Şimdi İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh zamanında biz doğmuş muyduk? Onun dersi bize. Efendim sen ne biçim konuşuyorsun? Ayet ve hadis yapıyor. O zaman onun sözünü ne işe? Ayet ve hadis de. Ayet ve hadis her asla şey yok mu? Masadaki yok mu? Var tamam. Bakın ayet ve hadis ümmidir, ümumidir, küllidir, andır, has değildir. Her asırda mana masadaki vardır. Külli manasında bir manası vardır. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali Hazretleri o hadis ve o ayetin bu o bulunduğu cemaatin asrın mana mertebesine bakan bölümünü verdi. O ayetin, o hadisin oraya bakanı, gelecek asra bakan manasını vermenin vazifesi değildir. Çünkü her asırda bir müceddidi din gönderiyor Allah. Yoksa israf etmiş olur. Niye her asırda müceddidi din gönderiyor? Ha her asırda bir hoca, alim, kafisi Resulullah var. Niçin? Ha, her 100 senede bir insanın kültür yapısı, yapıları değişiyor. Dolayısıyla onlara ne yapıyor? Kur'an namına, Kur'an, esasat-ı Kur'aniye, iman esasları, İslam esasları sabit. Öyle bir topluma Kur'an'ı dersi nedir o? Şualarımı getir bak bir cümle okuyayım. Keseceğim buraya. Diyor ki bir sene bu risaleleri okuyan ve kabul ederek okuyan niye hakikatli asrın alimidir? Çünkü bu asrın getirmiş olduğu hastalara o adam çaredir. Mesela işte o zatın dediği gibi mesela bakıyorsun senelerden beri diyor vaaz ediyorum. Bir tanesi namaza başlamamış. İşte Risale-i Nur'u bir sene anlayarak, kabul ederek okuyan bu zamanın mühim, hakikati bir alimidir. Alim şu, döküman sahibidir değil hocam. Çünkü bu alim ne yapacaktı? Yaşayacaktı, yaşatmaya sebep olacaktı. Bir alim yaşayamıyor, kendi bilgisi kendisine fayda vermiyor, kendi motorunu çalıştıramıyorsa başka motoru nasıl çalıştıracak? Mesela Asrın Genci gelip o alim, eski dokümanları dolduran kafaya bir alim, asrın yeni sorusuna karşı kendi bilgisi kafi değil ki. Mesela bir misal vereyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında bir genç, asırları tanıma adına söylüyor.
İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne geldiği zaman soru şu şöyleydi. Sorulardan cemiyeti anlayın. Şöyle dermiş. Hocam, efendim, ben cennetin 11. tabakasının, 11 diyorum, 11. şu anda, 4. tabakasının, 8. tabakanın vasıf ve sıfatını öğrenmek istiyorum. Nasıldır? Baba, gencin sorusuna bak. Cennetin 4. tabakasının özellikleri nedir yani? Ben de onu yapayım diyecek. Onun özelliği nedir? Soruyor. Soruya bakın. Şimdi soruyor. Hocam diyor, geliyor bana. Allah kim yarattı? Allah var mı? Allah var mı diyor bana. Anlıyor musunuz? Sorular değişmiş. O zaman toplum değişmiş. Peki o mübarek zatın ona hitap ettiği dersi, cennetin 4. tabakasını anlatan dersi, hocam Allah var mı diye çocuğa takdim etsem ne olur? Baştan inanmıyor zaten. Ne olursa olur, değil mi? Bak bir tanesi şöyle der. Ne olursa olsun canım, bana ne? Ben anlatayım de, öyle demiş. Ben anlatayım de, ne olursa olsun. Sanki zannediyor ki mesuliyetten çıktım. Mesuliyetten çıktım zannediyor. Anlıyor musunuz? Abi bunun için mi asrın imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür. Ki buradan mı? Evet. Çünkü niye? Asrın hastalığını bilmiyor. Asrın hastalığını duyuyor da cevabını bilmiyor. Mesela bir yere gittiğim zaman böyle Allah razı olsun anlayanlar anlıyor. O alim olan zatlar, ya kardeş şuradan bir risaleden bir ders yapsana. Ondan sonra diyorum ki hocam estağfurullah siz buyurun. Ya bizim bildiğimizi zaten dedi. Hepiniz biliyorsunuz. Bir misal vereyim. Hocam kürsüde konuştuğu için. Hocam da bilir. Kurban bayramında ne konuşurlar? Kurban bayramı sabah namazında, bazında. İbrahim ve İsmail'in vakasını. İbrahim Aleyhisselam'la kesti bıçak kesmedi. Kesti kesmedi, indi inmedi, kesildi kesilmedi değil mi? Peki kaç yaşındasın hocam sen? 28. Kaç seneden beri vaaz ediyorsun? 4 sene. Peki 68 yaşında adam yok mu? Var. 40 sene senden fazla duymuş onu. O mesele senden daha iyi biliyor. Öyle değil mi? Hoca dese aşağıdan, hoca 40 seneden beri duyuyorum. Oğlum sen 8 seneden beri anlatıyorsun. Sen 10 seneden beri öğrendin. Oğlum ben senden daha fazla biliyorum bu meseleyi. Lan başka bir şey yok mu ya? Ulan başka bir şey yok mu ya? Bıçak kesti kesmedi. Ya sonradan gelecek hadiseyi biliyor yani. Hemen diyecek. Bunu dedi bir tanesi. Kardeşim dedi, bunun başka bir şeysi var mı dedi ya. Hoca bunlar semboldür dedi. Bunlar şartta, tillo'da okumuş. Hususi konuşuyoruz. Orada bazı hocalarımız araya gelirdik de konuşup ilmini de alırlardı. Bir mesele şöyle, o çay çayla sohbette beni de alırlardı yaşlı. Hocam dedim, bunu söyleyince dedi ki kimse yok dedi. Bana dedi ki, isim verin. Peki hocam dedi, başka ne var dedi ya Allah aşkına. Bıçak kesmedi, öyle değil mi? Doğru. Hocam dedim, her zahir olanın batını yok mu? Her batının zahiri yoktur. Ama her zahirin batınısı vardır. Ha, her ağacın çekirdeği vardır. Ama her çekirdeğin ağacı yoktur. Şimdi bu ortaya çıkan onun insandaki karşılığı nedir? Kurban nedir burada? İbrahim nedir? Asrın İbrahim'i kimdir? Asrın İsmail'i kimdir? Bıçak nedir? Kesme ne demektir? Kesilme ne demektir? Kan ne demektir? Dökme ne demektir? Dökmeme ne demektir? Sana bir misal vereyim. Maç oynuyor, top oynuyorlar, ordu ancak durduruyor. Boks oynuyorlar, adam öldürüyorlar, bir polis bile yok. Kan üzerindeki sporda polis yok. Aynı o boksör dışarıda adam öldürse katil. Ringde öldürdü, hey! Orada polis. Bu kanda olan şeyde niye polis yok? Niye birbirine girmiyorlar? Ya diyor. Aynı söylüyorum size, mübalağa etmiyorum. Vallahi dedi, kafam alt üst oluyor biliyor musun? Bu yaştan sonra diyor ya. Aynı böyle diyor.
Sen doğru söylüyorsun dedi. Hakikaten Fekir dedi ki, hey ya, boks maçlarında diyor polis yok diyor. Ne alakası var dedi. E kocam, kan üzerine spor, kan üzerine bir ibadet nasıl oluyor? O kan nedir? Sembol nedir? Ayetin şeyini söyleyeyim dedim. Bak, Üstad ne güzel diyor. Hocam bu çok acayip cümle sana gelir. Her bir ayetin mutadit manaları vardır. Her ayetin mutadit manaları vardır. Her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. O Rabbanim benim, Gazalim benim. O külli ayetin mutadit manasından, o asra bakan, kendi önündeki cemaat zamanına bakan, o külli ayetin manasından o manayı söyler. Vazifesi o. Gelecek asırdaki neslin o ayetteki hissesini deme hakkı yok zaten. Dese ne olacak ki? Cemaat siz durun. Gelecek nesile. Ey gelecek nesil. Siz var ya siz. Size bu ayeti şöyle tefsir ediyorum. Cemaat diyecek ki, ulan bir dakika hoca dön ya, biz zaten öyle koymadık. Senin vazifen bu ya. Daha doğmamış çocuklara vaaz edilir mi? O zaman anlayamıyorum. Asrın imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür. Niçin hakikatli olur? Beni niçin heyecanlandırıyor biliyor musun? Asrın hastalığını daha büyükleri terlememiş genç bir sene dershanede kalıyor. Bir sene derse geliyor. Asrın getirmiş olduğu en mühim meseleleri çözüyor. En mühim meseleleri çözüyor. Ondan dolayı imanı kurtuluyor çocuğu. Gidiyor çocuk, gidiyor da ilmihalini kendisi okuyor. İşte bu zamanı mühim, mühim hakikatli bir alimi olabilir. Eğer anlamasa da madem Risale-i Şakirtlerinin bir şansı manevisi var, şüphesiz o şansı manevi bu zamanın bir alimidir. Şansı manevi neydi? İsmail koy özelliğini, koy özelliğini, bir daha koy özelliğini, koy bilet özelliğini, herkesi güzel özelliğini koysun buraya. Bu ortaya konulan bütün geçmiş ve gelecek ve şimdiki zaman bütün nur talebelerinin güzel özellikleri konulunca, amelleri konulunca nasıl bir şahsiyet olur? Ve işte Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi böyle bir alimdir. Sizin kalemleriniz ise o şahs-ı manevinin parmaklarıdır. Benim şu andaki ağzım ağzıdır. Masadan çıkayım, Fatiha çekeyim. Hasan var. Şimdi Hasan yok. Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten Hasan bulunuyor. Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamındayım ben. Bu Fatiha çekildi mi kendi beşeriyetime geliyor. İnsanın üç tane şahsiyeti var. İnşallah bir gün ön ders yaparız. Bir, hizmetteki şahsiyeti. İki, ubudiyetteki şahsiyeti. Üç, beşeriyeti. Karıştırırsanız karışık olursunuz. Bak, ya adama bak ya, ne biçim ders yaptı da şuraya yap, bak baksana. Demek şahsiyeti ayırt edememekten kaynaklanıyor. Cehaletten kaynaklanıyor. Herkesin üç tane şahsiyeti var. Hizmetkarlıktaki şahsiyetin, ubudiyetteki şahsiyetin, beşeriyetteki şahsiyetin. Birbirine karıştıran karışık olur. Karıştırırsın. Kendi noktayı nazarımda liyakatsız olduğum halde haydi hüsnü zanımıza binaen bu fakire bir ustalık ve tebaiyet noktasına bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için şuraya bak. Allah Resulü'nün de vasfı buydu biliyor musunuz? Allah Resulü'nde kalemi yoktu. Okuması da yoktu. Ustadın yamur olarak okuması işte öyle vardı. Kalemi var ama yok gibi ya. Yani acayip yazardı. Onu örnek olsun diye tarihçi hayatta yazısına bir bakın ya. Zor okunuyor. Ben acayip bir şey. Acayip bir şey. Sırlar var, sırlar. O onu gizliyor. Herkesin gizlenecek bir örtüsü var. Bir daha söylüyorum. Herkesin bir örtüsü var. Allah-u Teala'nın da var mı abi? Anlıyor musunuz? Allah'ın da örtüsü var. Nedir hocam, hadiste geçiyor? Azamet ve kibriya, rida ve izhar. İzhar mı? İzhar. İzhar, izhar. Rida ve izhar. Çok açık. Azamet ve kibriya. Azamet ve kibriya Allah'ın örtüsüdür. Şeyde insanların da hizmet edenlerin Allah onu da bir herkese göre bir örtü yapmış, onu gizliyor.
Cenab-ı Hak kendisine nasıl bir örtü yapmış? Enaniyetini daha bırakmayanlara Allah'ın en büyük ihsanı ilahisi ihsanını ihsas etmemektir. Ona hissettirmiyor. Allah tarafından o insanın makamını Allah bildirse enaniyete şey olur, helak olur. Onun için enaniyete düçar olmamak için Allah ihsanını, ikramını ona ihsas, ona hissettirmiyor, bildirmiyor. Ama hizmet edenlerin, hizmet eden insanların bir de izar ve ridası var. Azamet, Cenab-ı Hakk'ın nasıl ki bir örtüsü var, onunla kendisi gizlenmiş. O Allah da kendi dostlarını basit sebepler arkasında gizlemiş. Bazen Allah hizmet etsin, onun hizmetine itimat edilsin diye o zatı bazı vasıflarıyla gene Allah yapıyor da deliyor. O üzerindeki örtüyü deliyor, anlayan anlıyor. Anlarsın. Yani normal üstü bir şeyler gösteriyor. Bu sefer o örtüdür. Zahide bakarsan deli deriz. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilene ecri alırsınız. Said Nursi, ben olsam şöyle yazardım. Ustadınız, lideriniz, reisiniz derdim. Ama Said Nursi normal bir vatandaş. Çok diğer yerlerde duanıza muhtaç. Aciz kardeşiniz Said Nursi. Yani o kadar değil. Acayip mi gidiyor ya? Tuhafıma da gidiyor. Çünkü benim hissiyatıma pek yakışmıyor bir daha. Anlıyor musun ben? He? El-Baki diyor. Şimdi bir saat olduysa tamamdır, kesiyoruz. Hatırlatacak size. Hangi hatırlat? Şehit. Tamam. Okuyalım onu. Bak harika bir şey ama. Burada şeyse okuyabildiğimiz kadar okuyalım. Bak şimdi. Çok antika ama güzel insan gülüyor biliyor musun? Bak çok gülüyor. Ve benim başıma da çok geliyor. Uçakta çok kullanıyorum. Çok kullanacaksınız bunu. Bir çasanı iç, bir bardakta iç. Çok mükemmel bir mantık kuralı abi o. Acayip bak şimdi. Acayip mantık. Gülüyorum ben. Bir zaman, 29. mektubun 6. kısmı 415 sayfa. Envar. Bir zaman Allah rahmet etsin, mühim bir zat kaya binmekte korkuyordu. Onun ile beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. Kaya binmek lazım geldi. Araba yok. Sultan Eyüp'e gitmeye mecburuz. Akşam vakti Sultan Eyüp'e gitmeye mecburuz. İsrar ettim. Dedi korkuyorum belki batacağız. Kaya binmiyor hocam. Korkuyorum uçağa. Belki düşeriz. Kendime kullanıyorum. Kendim ha. Ben muhatap benim vallahi hep kendime çok kullanıyorum. Korkuyorum belki batacağız. Bilmiyor kaya. Ona dedim bu hal işte tahminen kaç kayık var? Dedi belki 1000 var. Dedim senede kaç kayık gark olur? Hal işte o zaman biliyorsunuz karşıdan karşıya yeni camiden oraya karşıdan karşıya hep böyle şeyle sandalye geçilirdi. Dedi ki kaç tane kayık var dedim. 1000 tane var tahminen diyor. Peki kaç tane senede kayık gark olur? Dedi ki 1-2 tane bazen daha bazı senede hiç batmaz. Bazı hiç batmaz bazen batsa da senede 1-2 tane. Dedim sene kaç gündür? Dedi 360 gündür. Dedim senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan batmak ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. 1000 tane kayık var ya. 365'te çarp. Ne yapar? Bir tane bizim bindiğimiz kayığın batma ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil, hayvan da olamaz. Hem ona dedim, bak, acaba kaç sene daha yaşamayı tahmin ediyorsun? Dedi, ben ihtiyarım, belki 10 sene daha yaşamam ihtimali vardır. Dedim, ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimali var. Ecel gizli değil mi? Var.
Yani Allah kayıkla mı ölecek? Uçakla mı öldürecek? Öyleyse her gün ölme ihtimali var. Öyleyse 3600 günde her gün vefatın muhtemel. 10 sene ya. 10 sene yaşama ihtimali olunca 365 gün, 361 gün kabul etse. 10 sene dedi ya. 10 seneyle çarp onu onunla 3600. O zaman her gün ölme ihtimalim var. İşte kayık gibi 300 binden bir ihtimal değil. Belki 3000'den bir ihtimal ile bugün ölümün muhtemeldir. Titre ve Allah ve vasiyet et. Dedim. Aklı başına geldi. Titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim. Bak cümleye bak. Kardeşim, Cenab-ı Hak haf damarını, korku damarını hıfz-ı hayat için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Yani hayatını koruyasın diye hayat hıfz-ı şey var ya, hıfz-ı hayat, hayatını hıfz etmesi var ya korku. Niçin vermiş Allah? Zehir içmeyesin, yukarıdan atlamayasın. Hayatı muhafaza etsin. Hayatını muhafaza etsin. Yani seninle alakalı olan bölümde şey yap. Senin dışında olanı zaten korkmana lüzum yok. Hayatı tahrip etmek için vermemiş. Ve hayatı ağır ve müşkil, çekilmez, elim ve azap yapmak için vermemiştir. Haf, korku ne zaman olur? 2, 3, 4 ihtimalden bir olsa, hatta 5, 6 ihtimalden bir olsa, ihtiyatkarane bir haf meşru olabilir. Yani ölüm ihtimali 5, 6 taneden bir ihtimal. O zaman haf, yani korkmadan dolayı tedbir almak o caiz olabilir. Fakat 20, 30, 40 ihtimalden bir ihtimal ile haf etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir. Mesela kendime diyorum ki Hasan, senede kaç tane dünyada uçak var? Vallahi 1000 tane fazla var. Diyorum. Öyle değil mi? 1000 tane fazla var bir kere. Daha fazla. Ne 1000 ya? Senede mi? Yok, dünyadaki uçak sayısı. Çok. Peki, senede kaç uçak düşer? 10 fazla, 10 tane. He? Hı. Bazen senede düşmez. Ortalama 3 diyelim, 5 diyelim. Ha. Peki, 10'la ölen insan sayısı ne kadardır? 300 ve 500. Ama toprakta ölen insanların sayısı milyonlardır. Ben de dünya topraktayım. Her gün ölmem ihtimal değil mi? Uçakta ölme ihtimalinden endişe ediyorsun da yerde niye endişe etmiyorsun? Diyorum. Her saniye iki insan ölüyor. Her saniye iki insan ölüyor. Dört tane geliyor, iki tane gidiyor. He. Peki dört geliyor, iki gidiyor. Her an ben onun içinde miyim? Niye titremiyorum da uçağa bince titriyorum? Ve düşme ihtimalim mesela binlerce ihtimalde bir ihtimal. İşte ey kardeşlerim, eğer ehli ilhadın dal kavukları sizi korkutmak ile kutsi cihad manevinizden vazgeçirmek için size hücum etseler, onlara deyiniz, biz Hizbul Kur'an'ız. İnne nahnu nezzelne zikre ve inne lehu lehafizun. Sırrıyla Kur'an'ın kalasındayız. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Etrafımızda çevrilmiş mühkem bir surdur. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. Benim vekilim odur. Etrafınızda surdur diyor. Sur. Elhamdülillah. Neymiş o? Hasbunallah. Deyin bakalım. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Etrafımızda çevrilmiş mühkem bir surdur. Binler ihtimalden bir ihtimal ile